yöntemlerden bir tanesi de Einstein'ın matematik kuralı, ilgi yasası, mc e eşittir mc kare. Buna ilgi yasası diyorlar. Ama bu Hazreti Allah'ın yasası zaten. Rabbim bir kuluna, bir kulun kalbine günlük 380 kere nazar ediyor. Kalbinde ne varsa onu veriyor. Kalbinde ne varsa onu veriyor. İyi veya kötü. Bunun da matematik kuralı, yani Einstein'ın formülize ettiği yasa ne? E eşittir mc kare. Hatta buna işte çekim yasası diyorlar, ilgi yasası diyorlar ama bunun gerçeği ilgi yasası. Yani neyi kalbine koyarsan onu görüyorsun, onu yaşıyorsun. Başarı oranının %99 olması bu sevgili arkadaşlar. Sebeplerinden bir tanesi bu. Programa katılan arkadaşlarımıza ne ile ilgilenmesi gerektiğini anlatıyoruz. 3 ay. İlgilenmesi yani kurtulmak istediklerinde sırtını dönmesini söylüyoruz. O zaman başarı oranı yüksek oluyor. Bunu çok güzel anlatmak istiyorum. Şöyle açıklayayım. Zeka, her zekaya da hitap etmek istiyorum. Çünkü çocuklar da takip ediyor. Hatta çocuklarını da takip etmesinin de ısrarla onlara da tavsiye edin. Çünkü erken yaşta öğrensinler, şahsiyet gelişimi yapsınlar. O yüzden herkese hitap etmek istiyorum. Basit örnek vermek istiyorum. Kırmızı şapkalı mavi kedi düşünmeyin. Tekrar söylüyorum. Kırmızı şapkalı mavi kedi düşünmeyin. Kırmızı şapkalı mavi kediyi gözünüzün önüne getirmeyin. Dediğimde ister istemez ne oluyor? Zihninizde bir görüntü çıkıyor değil mi? Hayal ediyorsunuz. Neyi hayal ediyorsunuz? Aslında hayal etmeyin dediğim halde hayal ediyorsunuz. Kırmızı şapkalı bir mavi kedi geliyor gözünüzün önüne. İşte ilgi yasası böyle basit bir şekilde bu şekilde anlatılabiliyor. Yani neyi konuşursan, neyi düşünmek istemezsen, neyi gündemde tutarsan, ne ile iletişimde olursan onu yaşıyorsun. Biraz önceki örnekteki gibi. Ben genellikle şunu fark ediyorum. İnsanlar sevmediği insanları hep konuşuyor. Sevmediği insanları hep konuşuyor. Sevmediği davranışları konuşuyor. Sevmediği insanları konuştuğu için sevmediği insanlara benziyor. Onları çekiyor çünkü ilgi yasası. Sevmediği davranışları, aşağıladığı davranışları konuşuyor, gündemde tutuyor. İlgi yasasından dolayı çünkü bizim ruhumuzun beyni ismi ne onun? Şuur altı diyorlar değil mi? Bilinç altı diyorlar. İşte bilinç dışı diyorlar. Ruhumuzun beyni o. Ruhumuzun beyni onu iyi veya kötü olarak kabul etmiyor. Sen neyi gündemde tutarsan onu yaşattırıyor sana. Yani kalbine koyuyorsun. Yani biraz önce manevi tarafı neydi? Sen kalbine koyuyorsun. Kalbinde ne varsa Allah onu veriyor. Çünkü sen su verdin birisine değil mi? Bir bardak su verdin. Ne dediler sana? Allah gönlüne göre versin dediler. Dilenciye para verdin. Allah gönlüne göre versin dediler. Sen neyi kalbine koyarsan, yani neyle ilgilenirsen, nereye enerji harcarsan onu büyütürsün. E eşittir mc kare. Sabah enerji dolu kalkıyorsun. Bak çok önemli. Sabah enerji dolu kalkıyorsun. %100 enerji var bu telefonda, öyle düşün. %100 enerji var. Kalktın, gözünü açıyorsun. Enerjin var değil mi? %100 enerji dolusun. Birden bir mesaj gelmiş. Mesaja odaklanıyorsun. Orada kötü bir haber var. Kötü haber ne? İşte trafik kazası. O trafik kazasına odaklandın, enerjin oraya gitti. Sana %80 kaldı. Sonra sevmediğin bir arkadaşının dedikodusu var, onu duydun, onunla ilgilendin, oraya enerji harcadın, %10'u oraya gitti. Sonra kınadığın bir şeyler var,
oraya enerji harcadın. Yapmak istemediğin şeyler var, onlara enerji harcadın. Nereye enerji harcadıysan onları büyüttün. Yani kalbine neyi koydun, neyi gündemde tuttuysan onları yaşarsın. Hani derler ya, hatta hadis-i şerif var, peygamberimiz öyle buyuruyor. Kınadığını yaşamadan ölmezsin. O yüzden kurtulmak istediklerine sırtını döneceksin. İstediğin neyse oraya odaklanacaksın. Bizim eğitimimize katılan arkadaşlarımıza biz plan veriyoruz. Bir yol haritası veriyoruz. Diyoruz ki asla, kesinlikle hedeflerinin dışında başka şeylere odaklanmayacaksın. Başka şeyler konuşmayacaksın. Dizi izlemeyeceksin, haber izlemeyeceksin. Bir kur gibi düşün. 3 ay, 6 ay, 1 senelik bir kur. Kur diyorlar Almanya'da. Bir iyileşme süreci, şifalanma süreci, hastaneye benzer kamplar var. Seni oraya gönderiyorlar ve orada nasıl seninle ilgileniyorlar, bir plan var. Tamam mı? Bu programlarımız da öyle. Bir kur gibi düşün. Sana ne anlatılıyorsa onu yap. Yani neye odaklanman, nereye odaklanman gerekiyorsa oradakiler, sana uzmanlar söylüyor. Onun dışında sana müsaade yok zaten. Müsaade etmiyorlar ve şifalanıyorsun, iyileşiyorsun kurlarda, kamplarda. Dolayısıyla sen biriken enerjin sabaha kadar enerji birikmiş. Neyle muhatap olursan, neyle iletişime geçersen sabah ilk kalktığında oraya enerji harcarsın. Oraya enerji akıtırsın, onu büyütürsün. Onlara hediye edersin. Sevmediği insanları konuşanlar, dedikodu yapanlar sürekli, o sevmediği insanlara benzerler. Veya sevmediği davranışları, ben bu davranışı haksızlığa gelemiyorum diyen arkadaşlar mesela, ben haksızlığa gelemiyorum diyen arkadaşlar biraz incelesin, bir muhasebe yapsınlar, hep haksızlık yaparlar. Çünkü onu gündemde tuttu. İlgi yasası, oraya enerji harcadı. Bütün enerjisini oraya harcadı ve kalbine onu koydu. Kalbinde ne varsa Allah da onu veriyor. Neyle meşgul olacaksan olursan onu büyütürsün. Motor kaskı gibi düşün. Çift tekerlekli motor sürenler kask takarlar değil mi? Onlar bilir aranızda. Motor süren arkadaşlar, kaskı takanlar bilirler ki kafayı nereye çevirirlerse, hafif çevirdiklerinde motor ister istemez o tarafa gider. Aynı bunun gibi. Yani sen nereye bakarsan, nereye odaklanırsan, neyi ağzına alırsan onu yaşarsın. Oraya doğru enerji harcarsın. Oraya doğru gidersin. O yüzden Peygamberimiz bundan 1400 sene önce ne buyurmuş? Bela insanın diline bağlıdır. Bela insanın diline bağlı, senin diline bağlı. Sen söylüyorsun. Ama hocam ya işte ne bileyim, ben hastalıklardan kurtulmak istiyorum. Bak, hastalıkları söyledikçe hasta olursun. Hastalık kelimesi söyledikçe hasta olursun. Hocam ben kilo vermek istiyorum. Kilo, 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 kilo dedikçe kilo alırsın. Peki ne yapacağız? Ya hastalığı konuşacağına, hastalığa sırtını dön ve şifalanma konusunda Rabbim şifa versin. Hatta Şafi ismiyle Rabbim şifa versin. Değil mi? Dualar da öyle değil mi? Esmalar da öyle değil mi? Rabbimin ismiyle istediğinde ne istiyorsan onu söylüyorsun. Bak, ne istiyorsan onu söylüyorsun. O ismi söylüyorsun ve Rabbim onu veriyor. Matematik bu. E eşittir mc kare. Enerji eşittir maddenin, kütlenin maddenin ışık hızının karesi. Yani iki, o kadar hızlı söylediğin, o kadar hızlı yaşarsın ki, o kadar hızlı. Işık hızının karesi, yani 300 bin kilometre hızla söylediklerini yaşarsın. Korktuklarını yaşarsın, kınadıklarını yaşarsın. Neyi istiyorsan, neyi istemiyorsan bile ağzına koydun, ağzına getirdin, onu yaşarsın. Hocam ben korkmak istemiyorum. Dediğinde korkmaya başlarsın. Hocam ben kilo vermek istiyorum. Kilo veremezsin, kilo alırsın. Çünkü senin şuur altın, senin ruhun beyni olumlu veya olumsuz anlamıyor. Dolayısıyla eğitime katılan arkadaşlar, şu anda onlar da var aramızda,
Onlar biliyorlar. Biz onlara bir plan veriyoruz. Bu planda, bu planın dışına çıkmak yok diyoruz. 90 gün veya 180 gün veya 365 gün sana verilen planı gündemde tut, oraya odaklan. Bunun dışında başka bir şey yazmayacaksın, uygulamayacaksın. Çünkü sen hayatını programlıyorsun, sen zihnini programlıyorsun bu yöntemle. İlgi yasası. Gerçek başarı buradan geliyor değerli arkadaşlar size. Bu bugün bir milat olacak dedim ve bunu lütfen iyi anlamaya çalışın. Neyle meşgul olursan oraya enerji akıtırsın, onu büyütürsün. İnsanın fıtratı öyle. Rabbim öyle yaratmış. Öyle güzel özellikleri var ki insanın, nereye bakarsa bak bakıyor, iyi bakıyor, iyi bakıyor onu büyütüyor. Kötü bakıyor nazar oluyor. Radyasyon. Şu gözlerden radyasyon, hani nükleer bombalarda olan radyasyon var ya, aynı oradaki gibi negatif enerji veriyor. O yüzden nereye odaklanırsan onu büyütürsün. İyi veya kötü bak. İyi veya kötü fark etmiyor. İlgilendiğin şeyleri seç. O yüzden yıllardan beri, bak beni biliyorsunuz, yıllardan beri size ne diyorum? Sürekli söylüyorum, bıkmadan söylüyorum. Ne diyorum? Lütfen dolandırıcılara odaklanmayın. Sizi dolandıranlar var. Nerede dolandırıyor? Ana akım medyayı açtığında dizilerle seni dolandırıyorlar. Senin hiç kültürüne uymayan, senin değerlerine sahip olmayan, tamamen farklı bir hayatla seni dolandırıyorlar. Böyleymiş gibi davranıyor. Sen de öyleymiş gibi hissediyorsun. Seni hipnoza sokuyorlar. Dolandırıcılar dizilerde, filmlerde, haberlerde sürekli sizin karşınıza çıkıyor. Onlara enerji harcıyorsunuz. Onlara enerji harcadıkça onları büyütüyorsunuz. Onlara enerji veriyorsunuz ve enerji bu şekilde onlara, sizin enerjiniz oraya gidiyor. Onlar zenginleşiyor. Onlar büyüyor. Onların davranışları sevmediğiniz orada. Mesela orada bir herkes birbirini aldatıyor değil mi? Diziler öyle. Farklı değil herhalde. Hepsi birbirini aldatıyor. Ya sapkınlıklar var, sapıklıklar var. Adam öldürme, katliam bilmem ne, her türlü melanet var. Oraya enerjini odaklıyorsun. Ne oluyor? Onu sen kendine çekiyorsun. İlgi yasası. Bir bakıyorsun senin oğlun öyle olmuş. Bir bakıyorsun kızın öyle olmuş. Tamamen dolandırılmış. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden, bundan dolayı değerli arkadaşlar sürekli söylüyorum. Dizileri bırakın, terk edin. Başka? Onlara enerji harcamayın. Başka? Sizi ileri götürmeyen, bakın tekrar söylüyorum, sizi ileri götürmeyen televizyon programlarından uzak kalın. Filmler sizi ileri götürmüyorsa, bazı filmler, tamam mı, büyük bir kısmı sizi ileri götürmüyorsa, size uymuyorsa oraya odaklanmayın, sırtınızı dönün, kapatın. Başka, ana akım medyanın dışında sosyal medya var. Birçok insan var piyasada. Yani o kadar, yani anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz siz, anlatmama gerek yok. Adam enerji gönderiyor sürekli. Allah yerine evren diyor. Namaz yerine meditasyon diyor. Yani her türlü sana uymayan, ya sen biliyorsun zaten uymadığını. Senin derinlerinde, özünde sana uymadığını biliyorsun. Hala oraya niye enerji harcıyorsun ki? Çünkü sen enerji harcadıkça, oraya odaklandıkça onu büyüteceksin, onları yaşayacaksın. Kınadıkların da olabilir. Kınadıklarını konuştukça onları büyüteceksin. İlgi yasası. Sonra senin başına gelecek. O yüzden sırtını dön. Borçlarına odaklanırsan, borçlarını sürekli konuşursan borçların çoğalır. Ama hocam borcun var. Tamam, borcun var. Ama sen onun yerine para, gelire odaklanırsan, gelirini arttırmaya odaklanırsan, enerjini oraya harcarsan, o zaman gelirin artar. Kilolarını sürekli konuşan insanlar var aramızda, bir türlü kilo veremeyen arkadaşlar, sürekli kilo, hocam kilolarımdan şikayet ediyorum, kilolarım var işte, sürekli kilo kilolardan kurtulmak istiyorum diyor. Yıllardan beri 100 tane kitap okumuş kiloyla alakalı, diyetle alakalı, veya 100 tane diyetisyene gitmiş, bir türlü kilo veremiyor. Niye? Çünkü onu gündemde tutuyor. Peki ne yapacak? Kiloları yerine
kaslara odaklansa, dese ki kaslarımı geliştireceğim, kaslarım, 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 kaslarım. Yani denk feyle, düşünce hatası. O yüzden bu video milat olacak. Bu canlı yayın milat olacak. Tabii nasibi olanlara, feraseti açık olanlara, herkese de değil, hazır olanlara hızır yetişir. Anlattıklarımızı anlayabilenlere. Biz elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yani yıllardan beri boşa enerji harcadın. Boşa ömrünü tükettin. Kilolarından bir türlü kurtulamadın. Neden? Çünkü sürekli kilo dedin. Kilo yerine kas de. Başka korkuları olan insanlar sürekli korkularını gündemde tutuyor. Hocam bundan korkuyorum, bundan korkuyorum. Korkum var, korku, 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 korku. Korktukların hep başına gelmiyor mu? Evet, korkuların. Sürekli korkuların. Veya tavuk kartal hikayesini biliyorsunuz, yıllardan beri hep anlatıyorum. YouTube'da var. Tavuk kartal hikayesi yazın, karşınıza çıkar. Biliyorsun ki orada anlattım. 18 yaşına kadar her insan hipnoz ediliyor. Manipüle ediliyor. Dolandırılıyor. Kim tarafından? Çevresi tarafından. Ne deniyor ona? Yapamazsın, başaramazsın. Sürekli özgüvenlerine zarar veriyorlar. Özgüvenini düşürüyor etraftaki insanlar. Sen biliyorsun. Bunları biliyorsun. Artık kabul et. Uyanman gerekiyor. Uyanman gerekiyor. Uyumayı bırak artık. Bu manipülasyondan, bu dolandırıcılıktan artık kurtulman gerekiyor. Ne yapacaksın? Bunları kenara koy. Bu zamana kadar sana söylenmiş ya, yapamazsın, beceremezsin, sen tavuksun falan diye. Bunlardan artık kurtulmak için, manipülasyondan kurtulmak için, bak sana doğruları anlatan insanları dinle, odaklan, onları izle, bizleri izle. Sen kendini bilmeye çalış. Hani var ya peygamberimizin bir hadis-i şerif, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yahu sen tavuk değilsin ki, kendini bil, sen kartalsın. Sen tavuk olduğunu kabul edersen, tavuk olarak yaşarsan ömrünü zayi edersin, ömrünü israf edersin. Hep yıllardan beri anlatıyoruz. Bir adama 40 kere deli dendiğinde deli olduğuna inanıyor. Peki sana bu zamana kadar, 18 yaşına kadar ve hala devamında da şimdi de öyle değil mi? Yapamazsın, başaramazsın. Sürekli takus koymuyorlar mı? Sen de ne yapıyorsun? Bu zamana kadar, 18 yaşına kadar 455.000 kere yapamazsın dendiğinde sen de inanıyorsun. Bir de beni inandırmaya çalışıyorsun. İsa hocam bildiğin gibi değil ya. Benim özgüvenim çok düşük diyorsun. Sürekli özgüvenin düşük kalıyor. Hocam ben bundan korkuyorum. Dedikçe korkuyorsun. Hocam ben çok kaygılıyım. Veya işte sana fakirlik bakış açısı yüklenmiş. Mesela fakirlik bu herkese çoğunlukta var. Türkçe konuşan memleketlerde maalesef fakirlik bir azizlik. Çok iyi bir şey. Aziz olmak, tamam mı? Çok iyi bir şey. Fakirliği öyle empoze ettiler. Fakirlik iyi bir şey. Tamam mı? Senin kafanda sürekli fakirliğe odaklanıyorsun. Fakirlikten korkuyorsun. Fakirlikten kaçmaya çalışıyorsun. Ve onu gündemde tuttukça ne yapıyorsun? Fakir oluyorsun. Ya ona odaklanacağına, nasıl zekat verebilirim? Ona odaklan. Nasıl sadaka veririm? Nasıl kurban kestiririm? Nasıl hayır hasana yaparım? Nasıl hastane yapabilirim? Nasıl okul yapabilirim? Veya eğitim kurumlarına destek olurum. Oraya odaklandığında o zaman onu büyütürsün. O zaman o konuda büyürsün, gelişirsin. Enerji oraya akar. Onu hayatında zenginliği çoğaltırsın. Bereketi çoğaltırsın. Anlatabildim mi? Nereye enerji harcarsan onu büyütürsün. Bunu kabul et. E eşittir MC kare. Ama sen enerjini kendini geliştirmeye harcayacağına, enerjini sabah kalktığında 100 puanını nereye harcıyorsun? Büyük bir kısmı insanlar sosyal medyaya giriyor. Ondan sonra veya televizyon izleyip kadın programlarına katılarak bütün enerjilerini oraya atıyorlar. Oraya gönderiyorlar ve onları büyütüyorlar. Kadın programları her yerde çoğaldı. Neden? Neden? Çünkü insanlar enerjiyi oraya akıtıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir çeşit para veriyorsun devamlı. Ama hocam ben para vermiyorum. Para veriyorsunuz. Para veriyorsun ya. Para yani vermesen bile oraya enerji akıttığın zaman aynı onun gibi para akıtıyorsun. Yani senden para oraya gidiyor. Ama o enerjiyi kendine daha iyi bir insan olmak, iyi bir insan olduğunda kime faydası olacak?
senin nesline, ilk önce nesline, senin çoluğun var, çocuğun var veya olacak ileride, onların iyi insan olacaklar. Başka ölmüş insanların ruhları, senin anan var, baban var, onların anası babası var. Onlar ölmüşler var, onların ruhuna gidecek. Sirayet diyorlar buna. Aile dizilimi diye anlattıkları şey biraz sapkınlıklarla karıştırmışlar. Onları kapatın, onları izlemeyin. Tavsiye de etmiyorum. Kafayı karıştırıyorlar. Bu bizim değerlerimizde, kadim inançlarımızda var zaten. Sirayet diyorlar, değil mi? Cuma akşamları okuyorsun, gönderiyorsun. Onların ruhu rahatlıyor. Yani buna sirayet deniyor. Yani sen iyi bir insan olduğunda hem geleceğine hem geçmişine faydalı oluyorsun. Peki iyi insan olmak için kadın programlarına mı katılacaksın? Asla, sırtını döneceksin. Çünkü kadın programı izlediğinde ya görüyorsun nasıl sapkınlıklar var. Bir kere böyle araştırma, sosyoloğum aynı zamanda biliyorsunuz. Sosyoloji konusunda bir araştırma yapayım. Arkadaş, tamamen bizim kültürümüzün dışında, dinimizin dışında veya insanlığın dışında, hayvanların yapmayacağı, bakın tekrar söylüyorum, hayvanların yapmayacağı davranışları yapmışlar ya. Onu izlediğinde oraya enerji harcıyorsun, bir bakıyorsun, bir de kınıyorsun. Kınadığında Allah korusun, kendine çekiyorsun, bir bakıyorsun senin kızın o hale geliyor, senin oğlun o hale geliyor, senin gelinin o hale geliyor. Niye oraya enerji harcıyorsun? Bak, yıllardan beri söylüyorum, seyretmeyin ya, bırakın. Onlara, bunlara, yani seni ileri götürmeyen, gerekirse maçı bile bırak ya. Futbol izliyorsan bırak. Seni ileri götüren neyse oraya odaklan. Enerjini oraya harca. Korkunu konuştuğunda korkuların çoğalıyor. Korkun büyüyor. Fakirliği konuştuğunda fakirliğin büyüyor. Fakirliğin çoğalıyor. Sevmediğin insanı konuştukça sevmediğin insana benzemeye başlıyorsun. Şeker hastalığın var. Şekeri her zaman, şekeri konuştuğunda şekerin çoğalıyor. Kilolarını konuştuğunda kiloların çoğalıyor. Tansiyonu konuştuğunda tansiyonun, hastalığını konuşuyorsun, hastalığın çoğalıyor. Nereye enerji harcarsan, yağlara odaklanıyorsun, yağlarını konuşuyorsun, yağların çoğalıyor. Ne diyorum size? Çok basit. Hedeflerini konuş. Kaslara odaklan, sağlığına odaklan. Arzuladığın hedefleri gündemde tut. Ama hocam kimsenin ilgisini çekmiyor. Ya ilgisini çekmiyorsa onlarla iletişime girme. İlgisini çeken arkadaşlar var, kendini geliştirmeye çalışan, bizim uzun süreden beri, yıllardan beri eğitimlerimize katılmış arkadaşlarımız var, gruplarımız var, VIP programlarımız var. Hepsi hedeflerine giden böyle başarılı insanlar. Havada kapıyorlar böyle, o kadar enerji dolular ki. Motivasyonlu insanlar. Bu yöntemleri uygulayan insanlarla otur, konuş, tanış. Eğitime katılmış arkadaşlarımızın videoları, feedbackleri var. Onları oku. Onlar yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Kendini motive et. O yüzden hayatında neyi çoğaltmak istiyorsun? Onu konuş. Kötü davranışlara odaklanırsan onları yaşarsın. Ya bu uyuşturucu kullananlar var diye konuşursan, uyuşturucu kullananları konuşur, gündemde tutarsan, o zaman bir bakarsın onu kendine çekmişsin, senin evladın uyuşturucu kullanır. En çok uyuşturucu kullanan, araştırma yapıyorlar, en çok uyuşturucu kullanan ailelerde, yani uyuşturucu kullanan ailelerde anneleri ve babaları sorguya çekiyorlar. Bu insanlarda ne çıkıyor biliyor musunuz? Bu insanların, yani uyuşturucu kullanan anneler ve babalar genellikle şu cümleyi söylüyor. Sürekli, devamlı. Benim oğlum uyuşturucu kullanmaz. Uyuşturucu bizim ailede olmaz. Onlar kullanır ama bizde olmaz diyen insanlar, kınadıkları için kendi evlatları uyuşturucu kullanıyor. Kanser yine aynı şekilde. Bu Apple'ın şeyi vardı. Neydi? Steve Jobs'tu değil mi? Steve Jobs devamlı gündemde tutuyordu kanseri. Ya hasta değilsin, bir şey değilsin. Niye söylüyorsun arkadaş? Gazeteci soruyor. En çok korktuğun şey nedir diyor. Mikrofonu tutuyor. Neyden korkuyorsun diyor. Her seferinde aynı şeyi söylüyor. Ya ben kanser olmaktan korkuyorum. Kanser kötü bir şey. Ya sürekli söyledikçe iyi veya kötü, bak. Söyledikçe iyi veya kötü, ne diyorum? Sistem öyle. Kalbinde ne varsa Allah veriyor. 380 kere kalbine nazar ediyor. Senin kalbine ne geldi? O var. İşte
formülü de söyledim. E eşittir MC kare. Adam kanseri söyleye söyleye en sonunda kanser oldu. Kurtuldu yani. Bizim burada yıllardan beri çocukluğum geçtiği mahallede iki amca vardı sürekli. Namazdan sonra otururlardı. Ben de onları dinlerdim. Adamların konuştukları şey neydi biliyor musunuz? Sürekli hastalık. Hastalık. Hep hastalık. Bir baktım onlar tak diye gitti. İki kişi öldü gitti. Hasta olup gittiler. Yarış yapıyorlardı. Hastalıkları konuşa. Hastalıkları gündemde tuta hasta oldular. Kurtuldular ya. Yani eninde sonunda arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Dolayısıyla güzel insanlar. Tekrar aynı yere gelmek istiyorum. Sen ilgi yasasını iyi anlamaya çalış. Eğer anlarsan hayatın formülü anlarsın. Sen neyi gündemde tutarsan onu büyütürsün. Bitti. Eğitimin sırlarını da size söyledim. Bizim eğitimlerimizin sırlarından bir tanesi kesinlikle ilgi yasası var içerisinde. Hedeflerini konuşturuyoruz. Hedeflerini odaklandırıyoruz. Ama onun yöntem ve taktikleri var. Burada böyle hemen ücretsiz bir canlı yayın bu. Öyle pat diye anlatmıyoruz. Çünkü ilmi ayaklarının altına koyamazsın. İlim değerlidir. İlmi böyle yerlere atamazsın. Attığın zaman şakkat tokadı yersin. O yüzden ilim değerlidir. İlimi böyle anlatmak iyi değil. Çünkü bunun hadsizlik olur ve bunun karşında bir emek, bir değer, bir önem, önemli olduğu için öyle ulu orta ilim anlatılmaz. Bizim eğitimimize katılan arkadaşlar eğitime değer veren insanlar, kıymet veren, önem veren, ücretini ödeyen bir masrafı var çünkü bunların. Bu kişiler bir şey öğrenebilir. Öbürüne bedava bir şey anlatsan anlamazlar. Hazır olana hazır yetişmez zaten. Sen hazır olacaksın. İşte bu eğitimlerde biz onun yöntemlerini anlatıyoruz. Gece yatarken, sabah kalktığında nasıl ilgilenecekler, hedeflerini nasıl beyinlerini nasıl programlayacaklar, hayatlarını nasıl programlayacaklar, bizim geliştirdiğimiz bir planı doldurarak, ondan sonra onunla ilgilenerek, hedeflerini konuşarak ve kurtulmak istediklerine sırtını dönerek insanlar çok hızlı bir şekilde 3 ayda yaşam kalitelerini 2 katına çıkarıyorlar. Neden? Çünkü bu yöntemleri uyguluyorlar. O yüzden çok hızlı arzuladıkları hedeflere ulaşıyorlar. Kurtulmak istediklerini kesinlikle gündemde tutmak yok. Onları hayatlarından çıkarıyorlar. Dolayısıyla güzel insanlar, sen hayatında neyi çoğaltmak istiyorsan oraya odaklan. Sağlığını çoğaltmak istiyorsan sağlığını konuş. Şifayı konuş. Sen parayı çoğaltmak istiyorsan o zaman zekata odaklan. Zekat vermeye çalış. Anlatabiliyor muyum? Sen hayatında aile huzurunu arttırmak istiyorsan o yönde çalışmalar yap. Sen kilodan kurtulmak istiyorsan kilolara sırtını dön. O cümlelere, o kelimelere sırtını dön ve kaslarını gündemde tut. Kasları çoğaltmak için çaba göster. Sen borçların var biliyorum ama borçların konuşacağına, oraya enerji harcayacağına, oraya akıtacağına enerjiyi nereye odaklan? Gelirine odaklan. Gelirini arttırmak için çaba göster. Danışmanlık yapan arkadaşlarımız var. Çok var. Onlar arasında yani bizim eğitimimizin dışında başka yerlerde eğitimler almışlar. Danışmanlık yapıyorlar ama iki yakaları bir araya gelmiyor. Sürekli giderlere odaklanıyorlar. Kira gideri, vergi, ondan sonra borçlar bilmem ne. Hep onları böyle onları düşünürken danışmanlık yapamıyorlar ki. Kafaları rahat değil. Satış yapmak sanki danışmanlara ayıp. Ya satış yap. Gelire odaklan. Borçlarını kapat. Ama yok. Herkes acıların çocuğuyum. Küçük Emrah. Hepsi küçük Emrah. Hemen kurban rolüne giriyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tekrar aynı yere geleceğim. Sen neyi büyütmek istiyorsan hayatında oraya odaklan. Bitti. Tamam.
Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Çok güzel hocam, çok güzel söylüyor. Acayip motivasyonluyum. Süpersin hocam. Gel bir sarılayım bir daha. Hepsi böyle. Benimle oturup çay içmek istiyor. Herkes beni seviyor. Ben biliyorum. Sabahtan akşama kadar kapıda, kapı dükkan dükkan girerken bir yerlere bir gün alışverişimiz oldu. Herkes beni tanıyor ya. Neden? YouTube'dan, oradan buradan, TikTok'tan, Facebook'tan herkes bizi görüyor, tanıyor. Herkes bize sarılmak istiyor. Tamam. Ama ben bunu istemiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Senin hayatın güzelleşsin. Onu istiyorum. O kadar. Hayatını güzelleştir. Hocam çok haklısın ya. Çok seviyorum hocam dediklerini. Mükemmel. Tamam. İyi. Ama bugün şimdi çıktım. Buradan telefon şey kapandı. Canlı yayın kapandı. Senden istediğim hedeflerine odaklan. Yarın da devam et. Öbürsü gün de devam et. Devam et, bırakma. Anlatabiliyor muyum? Bırakmak yok. Hocam çok iyi. Çok güzel. Çok güzel anlattın. Tamam, söz yapacağım. Çıktın yola. Tamam mı? Buradan arabaya bindin. Almanya'dan arabaya bindin. Nereye gideceksin? İstanbul'a gurbetçi olarak yola çıkacaksın. Tamam mı? Arabayla yolculuk yapanlar var. Ya, yazın. Yola çıkacaksın. Hedefin var. Ben ne diyorum sana? İstanbul'a odaklan diyorum değil mi? Aman diyorum bak yoldan çıktın. Şimdi yola çıktın ya. Hedefine odaklan. İstanbul'a odaklan. Şimdi yolda giderken. Ya burası çok güzelmiş. Viyana'ya vardın. Aa çok güzelmiş. Biraz biz buralarda takılalım. Tamam mı? Ondan sonra unuttun. İstanbul'u unuttun. İstanbul'u gündemde tutmuyorsun. Neyi gündemde tutuyorsun? Viyana'yı. Viyana'da dolaşırken böyle oralarda meşgul olurken zamanını ne yaptın, enerji nereye gitti? Viyana'ya gitti. Paralar nereye gitti? Viyana'ya gitti. Anlatabiliyor muyum? Orada bütün tükettin. Oradan çıkamazsın. Yani senin hedefin İstanbul'sa İstanbul'a enerji harca. Başka yere değil. Senin hedefin kasları çoğaltmaksa, kilo vermek istiyorsun ya, kaslara odaklan. O tarafa odaklan. Başka yere değil. Ya burası daha güzelmiş. Bosna da iyi. Bosna'da kalalım biz. Ama senin hedefin var. İstanbul'a gitmek. İstanbul'a odaklan. Anlatabildim mi? Biz de eğitime katılan arkadaşlara şunu söylüyoruz. Bak kardeşim, bana garanti ver. Eğitime katılmak istiyorum. Evet, katılmak istiyorum. Süper. Ama ben senden bir garanti istiyorum diyorum. Herkese onu söylüyorum. Her gün bir saat zaman ayıracak mısın? Ayıracağım hocam, garanti. Söz. Çok değerlisin hocam. Her şeyi çok güzel anladın. Tamam, ben bunu istemiyorum. Beni övme. Sen bana garanti ver. Bir saat zaman ayırır mı? Hocam süper. Katılacağım. Bir saat zaman ayıracağım. Dediğin, katıldın, bana söz verdin. Ama ya hocam bir gün misafir geldi. Her gün bir saat zaman ayıracak. Ya hocam ne bileyim. 3 saat 5 saat oturduk. Böyle lafların kemiğini mi neydi? Lafın belini mi kırdık diyorlar. Lafların belini kırdık. O hükümet kurduk, hükümeti yıktık, şunu yaptık, bunu yaptık falan. Ne kadar iler? Hocam bir arpa boyu ilerlemedik. Evet ilerlemezsin, boşuna enerji harcadın. Hani bana söz vermiştin? Hani seni ileri götürmeyenlerle meşgul şey yapmayacaktın, enerji harcamayacaktın? Hocam çok yoruldum, 6 saat oturduk beraber, yedik, içtik, şiştik tamam mı? Ama eğitime odaklanmadım. Anlatabilir miyim? Eğitime odaklan. Hedefe ulaşır mısın? Hayır, ulaşamazsın. Korkularına odaklanırsan, ben sana ne dedim? Korkulara değil, hedeflerine odaklan. Cesarete odaklan. O zaman korkulara odaklanırsan arzuladığın hedefe ulaşır mısın? Hayır, ulaşamazsın. O yüzden gündemde tuttukların önemli diyorum değil mi? Bütün eğitime katılacak arkadaşları ince eleyip sık dokuyoruz. Öyle alıyoruz. Hazır olanları alıyoruz. Öyle herkes... Burası Hacı Baba tekkesi değil ki. Öyle herkese almıyoruz ki. İnceliyoruz, bakıyoruz. Gerçekten bu adama biz yardımcı olabilir miyiz? %100 faydalı olabilecek miyiz? Evet, anladık, tamam, süper. %100 inanıyorum ben. Garanti de verdi bana. Ondan sonra arkadaşımız konuşuyor ilk önce tabii. Hemen bize gelmiyor. O konuşuyor bir saat. Ücretsiz ilgileniyor, konuşuyor falan. İnanıyor, %100 inandı. Ondan sonra %100 de benim de inanmam lazım. Bir de ben bir saat konuşuyorum. Her şey uyuduktan sonra kalbimiz ısınıyor. O bana güveniyor, ben ona güveniyorum. İnce eledikten sonra diyorum ki gel kardeşim, gel ben sana bir yol haritası çizeyim diyorum. Yoksa neye benzer biliyor musun? Körler pazarında ayna satmaya benzer.
Biz köyler pazarında ayna satmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Gerçekten faydalı olabileceğimiz arkadaşlarımızı alıyoruz. O söz dinleyebilecek arkadaşlar var ya. Heh, o değer verenler var ya, kendini geliştirmeye açık, egosunu kenara bırakmış, nefsini kenara bırakmış, bardağını boşaltabilmiş. Bizim bardak biraz büyük. Bardağını boşaltmış olması lazım. Bardağını boşaltmadan biz ona bir şey veremeyiz. Bardağını boşaltacak. Ondan sonra kabul, onay, değer. Ol olacak, kabul, onay, değer. Üçü de bir araya gelecek. Öyle alıyoruz ve başarı oranı %99 Allah'ın izniyle. Binlerce insan katıldı. Ne kadar mutluyum biliyor musunuz? Ne kadar mutluyum. Dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesiyim. En güzel işlerden bir tanesini yapıyorum. Neden? Gönüllere dokunduğum o insanlar, onların hayatı çok güzel değişiyor. O yüzden burada da anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Hazır hale getirmeye çalışıyorum. Hazır hale gelebilmek için tekrar hedeflerine odaklan. Enerjini oraya harca. Enerji nereye akarsa onu hayatında büyütürsün. Sevmediğin insanları gündemde tutar. Sevmediğin insanlar için güzel elbiseler giyer. Sevmediğin insanlara hava atmak için lüks araba almaya çalışır. Paralarını oralarda çarçur edersen onlara enerji harcamış olursun. O yüzden ben genellikle onu görüyorum. İnsanlar gerçekten çekemediği, sevmediği, ondan sonra beraber normalde yemek istemediği insanlara hava olsun diye şaşalı merasimler, düğünler, nişanlar yapıyor. Onlar öyle görsünler, dost düşman bilmem ne falan. Boşa nereye gitti enerji? Sevmediğin insanlara enerji harcadın. Paraları oraya harcadın. Yazık, günah. İsraf. İsraf ettin. İsraf haramdır. Haramın olduğu yerde bereket olmaz. İki yakam inan bir araya gelmez. O yüzden hayatını, malını, mülkünü, enerjini, paranı israf edersen iki yakam bir araya gelmez. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın. Bak, israf ediyorsun. Kendini bil. Kendini tanı artık. Kendini bil. Hocam, nasıl tanıyacağız kendimizi? Hep söylüyorum. Bizim programlarımıza katıldığında zaten sana bir test veriyoruz. Bu testi dolduruyorsun, 6 sayfalık. Katıldığında, ama eğitime katılırsa, bu eğitim değil. Bu sadece bir canlı yayın. Katıldığında dolduruyorsun. Ondan sonra burada nokta atışı senin engellerini, ayak bağlarını geçmişte, ta atalarından bile ne varsa ortaya çıkıyor. Senin dedenin yaptığı eşkıyalık burada çıkıyor. O eşkıyalık, yaptığı eşkıyalık, onun ruhu orada rahat etmediği müddetçe, kabrinde zulüm çek, kabirde acı çektiğinde, acı çekmeye devam ettikçe senin şu dünyada iki yakan bir araya gelmiyor. O yüzden nokta atışı hepsini testlerle, tamam mı? Hani dedenin yediği ekşi erik limonun torunun ağzını ekşitir derler ya. Deden değil, anneannen, nenen, deden, neyse, eben, hepsi ortaya çıkıyor. Kendi hataların hepsi çıkıyor. Yani eksikliklerin ortaya çıkıyor. Ve eksiklikleri şöyle çok basit. Yani şöyle, şurada düğme var ya bak. Şu düğmeyi böyle tutuyor. Bak, şu düğmeyi görüyor musunuz? Daha iyi net görebilmek için. Şu düğmeyi böyle çıkarıyoruz, çeviriyoruz, takıyoruz, ondan sonra düzelim. O kadar basit. Büyütmeyin gözünüzle. Ondan sonra ne oluyor birden? O engel ortadan kalkıyor. Başka? Bir de içinde aslan var. Herkesin içinde bir potansiyel var. Ama zayi ediyor. Yazık, günah. Ömürler zayi olmuş. Hazreti Ali öyle buyuruyor. Kabirin yanında geçerken diyor ki, şurada diyor, bütün hazine nerede diyor. Gerçek hazine nerede biliyor musunuz diyor. Oradakiler, yanındakilerine söylüyor. Nerede efendim diyorlar. Şu ölen insanlar var ya diyor, o hazineleri alıp götürdüler diyor. Hiç kullanmadan, o içindeki potansiyeli hiç kullanmadan, o güzellikleri kullanmadan öldüler gittiler diyor. Ve ben şu anda bizi izleyen herkeste potansiyel olduğunu %100, bak %100, sizden daha fazla inanıyorum sizlere. İnanın, emin olun o şekilde. Emin olun, ben sizden, size daha fazla inanıyorum. Bak, siz ne kadar inanıyorsunuz kendinize? %20.
Ben %100 inanıyorum size. Her birinizde içinde aslan var ama uyuyor. Yazık günah. Onu ölüp hani mezara götürmeyin lütfen. Artık onu harekete geçirin. O neyle oluyor dedim. Biraz önce dediğimiz gibi Peygamberimiz buyurduğu gibi kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bil, kendini tanı. Plan, test, testi doldurarak analizde ortaya çıkıyor. Ve seni tamamlayan bu teste göre, analize göre bir eğitim programı açıyor. Sana göre açıyoruz ama başkasına göre. Sana göre, sana ne lazımsa onu açıyoruz. Onları diyoruz ki bak 3 ay, 6 ay, 1 sene. Bunları sadece bunlara odaklan. Lütfen başka şeyleri gündemde tutmak yok. Onları benim önüme getirmek yok. Kendi önüne getirmek yok. Sadece bunları yap. Bak bunları yaptığında zaten otomatik ben ileri gittiğinde, yani senin kurtulmak istediklerini arkaya bıraktığında zaten arzuladığın hedefe çok hızlı bir şekilde ulaşıyorsun. Bunun yanında ne var? Bir de haftalık canlı yayınlara katılıyor. Davet ediyoruz onları. Şimdi yaptığımız gibi şimdilik böyle bir lütuf, bir güzellik, bir canlı yayın aklıma geldi. Dedim ki harekete geçirelim insanları. Ondan sonra benden vebal gitsin. Ben anlatayım. Rabbim yarın yakama yapışma, kimse yapışmasın. Ben anlattım diyeceğim. Allah'ım ben anlattım. Bunları yine de ne yaptılar? Güzel potansiyellerini kullanmadan mezara götürdüler. Nesillerine, geleceklerine değil, bir de geçmişlerine değil, hiçbir faydaları olmadı. Ben anlattım diyeceğim yani. O yüzden bunu o yüzden yapıyorum. Sonra ne yapıyoruz? İnsanlar 3 ay, 6 ay, 1 sene haftada bir kez canlı yayın yapıyoruz. O canlı yayınlara katılıyor insanlar ve sorularını soruyorlar. Devamlı iletişimde oluyorlar ve kişileri böyle adım adım sağlam bir şekilde emin adımlarla uçmadan, kaçmadan ondan sonra böyle ortadan sağlam bir şekilde Allah'ın izniyle arzuladığı hedeflere götürüyoruz. Ama tabii daha önceden filtreler yapıyoruz. Gerçekten yardımcı olabileceğimiz insanları ileri götürüyoruz. Genellikle kendini geliştiren, Avrupa'da yaşayan Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Avusturya, tamam mı? Burada, bu ülkelerde veya Amerika'da veya Avustralya'da genellikle Türkiye'de sadece referans yoluyla alıyorum. Yani o kefil olacak arkadaşlar varsa o zaman Türkiye'den alıyorum. Eğitime birileri kefil olması lazım. Yoksa almıyorum. Onları eğitime alıyorum böyle ince araştırarak, filtreden geçirerek onlara gerçekten yardımcı olabileceğime inandığım insanlarla da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Görüyorsunuz zaten görünen köy kılavuz istemez. Hala kılavuz istiyorsa o zaman bir sıkıntısı var kişinin, arkadaşın. Yani bu kadar videolarla hala daha şey yapamadıysa böyle hocam benim kafamda hala şüpheler var falan. O zaman git araştır, bir rahatsızlığın var demektir. Yani ben sana en az 2000 tane kanıt koyuyorum. Diyorum ki bak 2000-3000 tane kanıt var. Instagram'da gir. Eğitime katılan insanların öncesi ve sonrası. Videolar var, incele bak. Bu kadar şey seni ikna etmediyse incele. Doktora git, sana ne diyecek biliyor musun? Psikiyatrist, şimdiden söyleyeyim. Paranoya var sende diyecek. Şizofren veya paranoya veya bipolar bozukluğu var. Psikoz ediyorlar. Psikoz var diyorlar. Zaten hastaları da eğitimimize almıyorum. Açık ve net söylüyorum. Bak baştan her şeyi söylüyorum. Belki nefsine ağır gelebilir ama böyledir. Bu kadar 2000-3000 tane seni belge, kanıt kanıtlamadıysa, hala kafandaki soru işaretleri gitmediyse o zaman sorunun var demektir. O yüzden sevgili arkadaşlar tekrar aynı yere odaklanayım. Neyi büyütmek istiyorsan oraya odaklan. Oraya enerji harca. Büyütmek istediklerine odaklan. Kurtulmak istediklerine sırtını döneceksin ve o şekilde ilerleyeceksin. Bu neydi? Allah'ın yasası. Yani neydi? Kalbinde ne varsa Rabbim onun senin kalbindekini veriyor. Kalbine onları güzel yerleştir. Bunun kuralı şeyi de neydi? Formülü neydi? E eşittir mc kare. Yani enerji eşittir maddenin ışık hızının karesi. Yani senin düşüncelerin maddeye dönüşüyor. Nasıl?
ışık hızının karesi, ışık hızında maddeye dönüşüyor. Sen bunun tersi de var. Madde de ışık hızının tersiyle enerjiye dönüşüyor. Yani bir insan madde, şu anda madde var değil mi? Ne oluyor? Öldükten sonra hemen ruh, ruhla devam ediyor. Ruh devam ediyor. Yani enerji olarak devam ediyor. Dolayısıyla bunu iyi kavradığında olayı anlayacaksın ve arzuladığın hedeflere hızlı ulaşmak için ona göre arzuladığın hedeflere odaklanacaksın. Bunun dışında gerçekten yaşam kalitenizi arttırmak istiyorsanız, güzelleştirmek istiyorsanız bizim videolarımızı izleyebilirsiniz. Burada anlatıyorum. Bunun yanında birkaç tane örnek daha vermek istiyorum. Eğitimimize, YouTube videolarımıza katılmış bir arkadaşımız Antalya'da yaşıyor. Bu 4-5 seneden beri bizi izleyen bir arkadaşımız kafaya koyuyor bak. Enerji, tamam mı? Hayal, enerji, hedef, kafadaki olan şeyler enerji, öyle düşünün. E eşittir mc kare ya, maddenin ışık hızının karesi, yani maddeyi dönüştürüyor. Ne yapıyor? Hedeflediğinden dolayı diyor ki ben diyor İsa hocamdan ders alacağım. Kendisi Antalya'da otelde çalışıyor ve kafaya koyuyor, onu gündemde tutuyor. Sonra orada birisiyle tanışıyor, inceliyor, diyor ki hangi ülke, Almanya'da yaşıyor İsa Bey, başka Duisburg şehrinde. Denk geliyor ya tabi, ilgi yasası olduğundan dolayı, oraya odaklandığından dolayı, öyle bir Duisburg'da yaşayan bir hanımefendiyle tanışıyor, evleniyor ve buraya geliyor. Bizim buraya, bu şehire geliyor. Ve şimdi inşallah önümüzdeki aylarda eğitimimize katılacak. Bunun gibi çok arkadaşımız var. Bir tanesi de böyle Fransa'ya geliyor. O da bizi takip ediyor. O yönde ilgi yasasından dolayı o tarafa doğru odaklanıyor. Rabbim ona nasip ediyor. Evlilik yoluyla o da Fransa'ya geliyor. O da bizim eğitimimize katıldı. Programımıza katıldı. Hatta feedback de vermişti. YouTube'da herhalde veya Instagram'da. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, siz de gerçekten benim dedem öyle derdi. Dedem öyle derdi. Oğlum gerçekten istersen, dururdu böyle, sen de yapabilirsin. O yüzden şimdi gerçekten istiyorsanız, nasıl arkadaşlarımız gerçekten istedi, kafaya koydu, evlendiler, buraya geldiler, eğitime katıldı, bir tanesi öbürü katılacak. Türkiye'dekilerden bahsediyorum. Ne yaptı? Yaptı, başardı. O başardıysa sen de yapabilirsin. Sen gerçekten istiyorsan o zaman bizim programlarımıza katılmak için bir çaba gösterirsin, enerji harcarsın. O tarafa, o yönde ilgin olur. Oraya enerji harcarsın ve onu da kalbine koyarsın. Kalbine koyduğunda Rabbim sana verir. O yüzden ilgi yasasını iyi kullan. Bir an önce, artık vakti geldiyse eğer, nasip kısmet işi bu iş biraz da, senin ferasetin artık açıldıysa, anlama kabiliyetin, bu ruhun artık canlanması için, tekrar ayağa kalkması için vakit, saat geldiyse ne yaparsın? Bizim programlarımıza katılmak için, hep söylüyorum, mailcoaching.com sayfasına gir. Orada eğitime katılmış insanların eğitime katıldıktan sonra neler olmuş, neler yaşamış, onları izle. Ondan sonra binlerce var. Onları izledikten sonra eğitimlerimize katılabilirsin. Tekrar söylüyorum, bir an önce harekete geç. mailcoaching.com sayfasına gir. Eğitime katılmış arkadaşların feedbacklerini izle ve harekete geç. Bekledikçe kaybeden, harekete geçtikçe kazanan olursun. Çünkü harekette bereket var. Bereket harekette var. Üretimde var. Yan gelip yatarak bir şey üretemezsin ve bereketsizlik olur. Bir karış bostan yan gelip Osman hiçbir zaman ileri gidememiştir. Hiçbir zaman kazanamamıştır. Yan gelip yattığı için. O yüzden harekete geç. mailcoaching.com sayfasına gir. Ve bu videoyu da WhatsApp yoluyla sevdiğin dostlara, arkadaşlara anlat, gönder. Onlar da faydalansın. Ve bunu bir hedef olarak koy kendine. Bir insanlara faydalı, hani her gün bir insana faydalı olmaya niyet et.
Ve bu şekilde faydalı, faydalandığın şeyleri de paylaş. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Şimdi mahilkoçin.com sayfasına gir ve oradaki feedbackleri izle. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.